Nedim Şener FETÖ'cüler yolsuzluk ve tecavüzden sonra mahrem yapıyı deşifre ediyor. Fethullahçı terör örgütü elebaşı Gülen'in ölümü sonrası için başlayan liderlik kavgası nedeniyle dörde bölünen örgüt üyeleri FETÖ'nün kirli yüzünü deşifre etmeye devam ediyor. FETÖ elebaşının sır küpü olan Cevdet Türk yolu ve Türkiye İmamı Mustafa Özcan odaklı yolsuzluk tartışmalarından sonra elebaşının özel doktoru Doktor Kudret olarak bilinen kişinin merkezinde olduğu taciz ve tecavüz olaylarından sonra Türkiye'deki tüm kumpas ve operasyonların merkezindeki FETÖ mahrem yapılanma da deşifre ediliyor. Son itiraf kumpas davalarında rol alan Ahmet Altan ve Yasemin Çongarın çıkardığı Taraf isimli gazetede Mehmet Baransu ile en aktif rolü oynamış olan Amerika'ya firar eden FETÖ mahrem yapılanmasının tetikçisi FETÖcü eski polis memuru Emrullah Uslu'dan geldi. Uslu örgüte bağlı bir YouTube yayınında 15 yaşında örgüte girenden FETÖ elebaşı Gülen'e kadar tüm üyelerinin mahrem yapıyı bildiğini şöyle anlattı. Birkaç alan var. Mesela birisi mahrem iddiası. Cemaatte her şey doğru, mahrem yanlış mı? Bir iddia bu. Dolayısıyla mahremleri taban biliyordu, tabanın bundan haberi yoktu diyorlar. Cemaatte Hangi tabanın salak değilse, hangi tabanın cemaatin mahrem yapısından haberi yoktu? Bunu söyleyenler aslında mahremi yönetenler, itirafçı olanlar. Mesele şu, cemaatin tabanında, hani tabanla mahrem arasında fark var ya, kardeşim cemaatin adliyede, emniyette, askeriyede isimlerinin olduğunu, bunun son derece doğal olduğunu, bizzat Fethullah Gülen televizyonların karşısına çıkıp söylemedi mi? Dolayısıyla cemaatin 15 yaşındaki çocuğundan 15 yıllık, 30 yıllık, 100 yıllık cemaat mensubuna kadar herkes bu cemaatin mahrem yapısının olduğunu, buralarda askeriyeye, emniyete, adalete adam sokmak için çalıştığını, bunun da bir hak olduğunu biliyordu. MIT Emniyet, Mahrem Yapı. FETÖ'nün TSK'daki, emniyetteki ve yargıdaki mahrem yapılanması 2007'den itibaren Ergenekon ve Balyoz dahil kumpas davalarıyla 7 Şubat MİT müsteşarının tutuklanması girişimini, 17-25 Aralık MİT tırlarının durdurulmasını ve 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmişti. Tüm kumpas operasyonları FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla emniyet mahrem yapılanmasının başındaki Kozanlı Ömer Kod adlı, Osman Hilmi Özdille, Doktor Sinan Kod adlı Murat Karabulut'un başında bulunduğu MİT mahrem yapılanması tarafından kararlaştırılıp organize edilmişti. Kumpaslar, yargıdaki örgüt üyeleriyle tetikçi olarak kullandıkları gazeteciler eliyle pazarlanmıştı. Kumpaslar, FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla emniyet ve MIT mahrem yapılanması üyeleri tarafından gerçekleştirilirken, 15 Temmuz darbe girişiminde Gülen'e doğrudan bağlı olan Adil Öksüz'ün başı çektiği ve darbe gecesi Akıncı üstünde bulunan Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek, Nurettin Oruc'un yer aldığı TSK mahrem yapılanmasınca planlanıp icra edilmişti. Darbeye Amerika ve NATO izni var. 15 Temmuz gecesinde rol alan mahrem imamlara dair bir başka itirafta Firari FETÖ mensubu Önder Aytaç'tan gelmişti. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki rolünün açığa çıkmasındaki en önemli delillerden birisi sivil mahrem imamların yakalanması olmuştu. Hatırlayacak olursak Akıncılar Üssü yanında Ankara TRT Genel Müdürlüğünde, İstanbul TRT binası ve Türk binalarına işgale giden FETÖ mensubu darbeci askerlerin yanında FETÖ'nün mahrem imamları da vardı. Ankara'da darbeci askerlerle hareket eden ve o gece FETÖcü 5 sivil mühendisle darbe girişiminin içinde görev alan firari mahrem imam Ramazan Genç, mahkeme aşamasında deşifre olmuştu. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan mühendislerden Uğur Özü Doğru, Ramazan Genç'in FETÖ'cü sivil mühendislerle yaptığı toplantıda, Amcalar Amerika ile anlaşmış, müdahale olacak, askerler sizi bazı yerlere götürecek, bilgisayarla ilgili bir şey olursa size soracaklar, bütün komuta kademesi anlaştı, Amerika ve NATO izni var dediğini itiraf etti. FETÖ'cü Aytaç iki mahremi şifre etti. İstanbul TRT ve Türk baskınında yer alan 6 sivil mühendisle darbeden önce toplantı yapıp görevlendirilen iki sivil mahrem imam firar etmişti. Eşref ve Çağrı Kodadlı bu iki FETÖ'cü mahrem imamın isimleri bilinmiyordu. Bu kişilerin kimlikleri fotoğraflarıyla birlikte örgüt içi liderlik ve bölünme kavgasında önemli rol oynayan Firari FETÖ mensubu Önder Aytaç tarafından bir süre önce deşifre edildi. Önder Aytaç'ın içinde olduğu örgüt içinde yenilikçiler olarak adlandırılan gruba ait sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Eşref Kod adlı kişinin Kenan Okumuş, Çağrı Kod adlı kişinin Tuğrul Bodur olduğu açıklandı. Fotoğrafları da paylaşılan iki ismin 15 Temmuz'un hemen ardından yurt dışına firar ettikleri halen Amerika'da yaşadıkları belirtiliyor. Biz onların anlattıklarından daha fazlasını da biliyoruz ama örgüt içi kavga bakalım hangi pislikleri ortaya dökecek. Nedim Şener, Hürriyet Burhanettin Duran, İsveç'e onay ve reisinin ziyaretinin ardından Yerel seçim süreci adayların açıklanması ve kampanyaların şekillenmesiyle hızlanırken dış politika gündeminde iki önemli gelişme yaşandı. İlki İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün salı günü 286 kabul oyuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesiydi. İkincisi İran Cumhurbaşkanı reisinin önceki gün gerçekleşen Ankara ziyareti ve bu ziyarette imzalanan 10 anlaşmaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Biden'ın İsveç'in üyeliği ve F-16'ların satışı süreçleri eş zamanlı götürmekte anlaşmalarından sonra bu onayın gerçekleşmesi bekleniyordu. Sürpriz olmadı. Nitekim Amerika Başkanı Biden da eş zamanlı olarak kongreye F-16'ların Türkiye'ye satışını onaylamaları yönünde çağrıda bulunan bir mektup gönderdi. Bundan sonraki safahatta topun Washington'da olduğu açık. Biden yönetiminin F-16'ların Türkiye'ye satışını kongreden geçirmesi bekleniyor. Biden yönetimin lobilerin direncini aşmak durumunda aşamadığı seçenekte ise kongreye sunmadan bu satışı gerçekleştirmek durumunda. Verilen sözün tutulmaması durumunda ise Türk-Amerikan ilişkilerine ciddi bir hasar verileceği aşikar. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini terörle mücadele konusunda tavırlarını değiştirmeleri karşılığında onaylarken, Amerika'nın Türkiye'ye verdiği sözü tutmamasının mazereti olamaz. Zira YPG, FETÖ ve F-35 konularıyla yıpranan ikili ilişkilerin bir süredir neredeyse tek pozitif konusu olan F-16 satışı hakkında, kongrede yol kazası senaryosu Türk kamuoyunda, Rogers planını akla getirir ve Amerika karşıtlığını yükseltir. Halbuki bu satışla ikili ilişkilerde yeni bir olumlu hava oluşturmak mümkün. Biden yönetiminin ağırlığını kullanarak bu havayı teşvik etmesi beklenir. İki kez ertelenen reisi ziyareti de İran'ın bölgesel düzlemde odakta olduğu günlere rastladı. İsrail'in İran'ı ve vekillerini hedef almaya devam edeceğini ısrarla vurguladığı ve Amerika Britanya'nın Husi'leri defalarca vurduğu bir dönemde gerçekleşti. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. toplantısı için Ankara'ya gelen reisinin ziyaretinde terörle mücadelede, enerjide ve ulaşımda ikili işbirliği öne çıktı. Terörle mücadele her iki ülke için de kritik. Malum Tahran 3 Ocak'ta Kirman'daki Deaş terör saldırısıyla sarsılmıştı. Türkiye'de 12 Ocak'ta Pençe Kilit Operasyonu bölgesine yapılan PKK saldırısında 9 Mehmetçiğini şehit vermişti. Konsey toplantısında ayrıca iki ülkenin 30 milyar dolar ticaret hedefini gerçekleştirmesiyle Filistin, Suriye, Irak, Afganistan ve Güney Kafkasya'daki gelişmeler değerlendirildi. Reisinin olumlu geçen ziyaretiyle Türkiye-İran ilişkilerinde terörle mücadele başta olmak üzere yeni bir işbirliği evresi başlar mı? Tahran ve Ankara arasında rekabet mi işbirliği mi daha baskın olur? İsrail ve Amerika'nın İran'ın direniş eksenine hedef aldığı bir dönemde Tahran'ın yalnızlaşmamak için Ankara'ya yönelmesi beklenir. Ancak yine de Tahran'ın konuştuklarıyla yaptıklarını iyi takip etmek lazım. Gerek iç ideolojik siyasi kaygılar, gerekse bölgedeki vekilleri sebebiyle İran'ın Irak ve Suriye'de Türkiye'ye ters politikalarını değiştirmesi beklenemez. Fark oluşturabilecek tek şey Tahran'ın PKK ve PEJAK konusunda daha sert bir politikaya geçmesidir. Reisinin ziyaretinin bu değişimi getirip getirmeyeceğini gözlemleyeceğiz. Bu arada Amerika seçimlerinin sonucu Orta Doğu'nun geleceği açısından belirleyici olacaktır. Trump'ın kazanma ihtimali bölge ülkeleri için yeni belirsizlikleri ve fırsatları gündeme getiriyor. Amerikan medyasında şimdiden Amerika'nın Irak ve Suriye'den çekilmeyi konuşması İlginç bir husus. Ya Biden yönetimi seçim döneminde kullanacak malzeme arayışında ya da Washington'da birileri Trump'ın başkanlığı için hazırlık yapıyor. Burhanettin Duran Sabah